görüntülerinden de anlaşılıyor. Bir maç yaptılar kulüple karşılıklı kampta. Onun yorgunluğu da üzerlerinde var diye tahmin ediyorum. Hem şöyle günleri nasıl geçti onu da konuşuruz. Hem de Beşiktaş'tan son gelişmeleri dinleriz. Bu arada yenmişler, tebrik ederek başlayalım. Merhaba Furkan Yıldız ve Ogün Şahinoğlu, söz sizde. Melike çok teşekkürler. Slovenya Maribor'dan bizler de bir kez daha mutlu geceler, yayınlar dileyelim. Yorgunuz ama gururluyuz. Bugün burada basın mensubu arkadaşlarımızla beraber galibiyet yemeği yiyoruz demek isterdim ama yalan söylemiş olmayayım şu anda. 9-6 kaybettik bugünkü karşılaşmayı. Öncelikle ben kez daha bu vesileyle hem Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne hem iletişim ekibine teşekkür etmiş olayım. Gerçekten bizler için çok güzel, unutulmaz hatıralardan birisi oldu. Çünkü belki de sahadaki birçok ismin benimle beraber çocukluk kahramanı olabilecek çok değerli isimlerle beraber, Samet Aybaba gibi, Feyyaz Uçar gibi isimlerle beraber, hatta Giovanni van Bronckhorst gibi isimle beraber sahada futbol oynama şansı bulduk. Hepimiz için bence unutulmaz, çok keyifli, güzel bir hatıra olarak bence hepimizin hayatında güzel köşelerde hatırlanacak bir gün olacaktır. Kampı değerlendiririz ama öncelikle bugünle ilgili ben o günün de yorumlarını sormak istiyorum. Önce Sabah gazetesi, evet önce bizim kampımızı bir değerlendirelim. Sabah gazetesi Beşiktaş muhabiri sevgili Ogün Şahinoğlu bizlerle beraber. Ogün hoş geldin yayınımıza. Senin için çok zorlu bir Haziran ve Temmuz ayı oluyor. Evet. Almanya'da çok soğuk bir havadan buraya geldin ama burada çok sıcak bir hava var gerçekten de. Önce bugünle ilgili senin yorumlarını, duygularını merak ediyorum. Çok güzel, keyifli bir gündü hepimiz için kuşkusuz. Evet, Almanya'da ben kondisyonu yüklemiştim. Uzun süre Almanya'da hava şartları sürekli değişkendi. Yorgunluk da orada has safhada olmuştum milli takım kampını takip ederken. Çok güzel bir atmosfer oldu bugün bizim adımıza. Yani enerjisi, sinerjisi, hocayla olan yakınlık, işte aynı şekilde Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, Serdar Topraktepe. Bunlar geçmişte biz ya izledik ya da bizim büyüklerimiz izlediği futbolcular. Yani ben Beşiktaş'ı 2018'den bu yana takip ediyorum. 2018'den bu yana ilk kez karşılaştığım bir şey oldu. Önceki yıllarda bunlar yaşanıyormuş. Ya basınla teknik ekip, idareciler, yöneticiler bir araya geliyormuş. Ama bunu ben mesela muhabirlik hayatımda ilk kez yaşıyorum. Güzeldi. Hocaya bu teklif edildi. Yani hocaya, Serdar Hoca'ya burada çok teşekkür ediyorum, burada Serdar Topraktepe'ye. Kendisi Giovanni van Bronckhorst'a söylüyor. Basınla bir maç yapacağız hocam, siz de buyurun gelin diye. Giovanni van Bronckhorst şaşırmış. Yani çünkü alışkın değil muhtemelen böyle sıcakkanlı ortamlara. Şaşırmış ve kabul etti, geldi, bugün oynadı. Çok keyifli oldu çünkü biz Giovanni van Bronckhorst'un futbolculuğunu biliriz. Yani efsane bir sol bekti. Bugün onunla aynı sahayı paylaştık, rakip olduk, savunmaya çalıştık elimizden zaman geldiğince. Zaman böyle bir ikili mücadele kovaladın ama yani dinlene yordular yani, öyle söyleyeyim. Samet Hoca'yı, ya ben Samet Aybaba ile Giovanni van Bronckhorst'un olduğu o koridora yakın oynamaya gayret ettim bugün ama gayret ettim, öyle söyleyelim. Samet Aybaba, yani Samet Hoca hiç koşmadan yordu beni. Sadece topları aldığı yönlerle birlikte beni iki tur attırıyordu. Tabii çok büyük isimler ama biz de elimizden gelen mücadeleyi verdik. 9-6 dedin sen. Ben 2 farklı bitirmiştim. 3'e çıkmıştım. Tabii herhalde yorgunluktan maçın sonunu hatırlamıyordum artık. Çok keyifliydi. Ben buradan bir kez daha teşekkür ediyorum bütün Beşiktaş ekibine. Bugün orada olan, burada emeği geçen herkese A'dan Z'ye teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, aslında elbette geçmişle kıyaslamak belki çok doğru olmayacak ama senin kamp tecrüben çok daha yüksek olduğu için sana şu soruyu sormak istiyorum. Benim Beşiktaş özelinde takip ettiğim ikinci yurt dışı kampı, geçtiğimiz sezon Grasau'da bir kamp gerçekleşmişti. Evet. Bu sezon Slovenya Maribor'dayız. Benim ifade ettiğim gibi az önce de hani kıyaslama yapmak elbette çok doğru olmayacaktır ama bu kamp özelinde ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Gerçekten de kulüp personeli A'dan Z'ye herkesin keyfinin çok yerinde olduğunu, çok neşeli bir ortam olduğunu görüyoruz takım içerisinde de. Sen dışarıdan bir göz olarak baktığın zaman, değerlendirdiğin zaman hem antrenmanlardaki futbolcuların vücut dili hem yeni bir teknik ekip, onların enerjisi, enerjisi nasıl bir kamp değerlendirmesi yaparsın şu ana kadar? Şimdi sadece burada teknik ekip olarak da bakmamak gerekiyor elbette ama teknik ekipteki o, özellikle teknik direktörün yaklaşımları çok önemlidir. Her teknik adamın farklı yaklaşımları, metotları oluyor. Dolayısıyla biz basın olarak işimizi yapma durumundayız ve herkesin de
bizimle olan iletişimine dair aldığı kararlara saygı duyuyoruz. Belli kuralları olan teknik, herkesin bir kuralı var tabii ki. Giovanni Van Bronckhorst'un da var idmanlarla alakalı, biliyorsun. Hani ama daha önceki yıllara göre işte farkı olan, dediğim gibi, buradaki atmosfer. Ama bunu tek başına Giovanni Van Bronckhorst'a bağlanmak gerekiyor. Aksine bence burada daha ön plana çıkan, işte kafile başkanı Mete Vardar da buradaydı. Evet. Mete Vardar, onun sizlere olan yaklaşım, ben hani bir gün buradaydım ama siz bahsettiniz yani buradaki ilişkiden. Onun dışında Samet Hoca görüyorsun, Samet Aybaba, yani şey yok. Hani medyayı dışarıda bırakmak, basını ötekileştirme, hani yanımızdan geçip gitme. Dolayısıyla bu ilişkiyi güzel bir şekilde kurduğunuz zaman, bu bize geçeni, bunun futbolculara geçen kısmı var. Bunun personele geçen kısmı var. Herkes mutlu. Yani herkesten bu sezonki kampa dair olumlu, pozitif şeyler duyuyoruz. Tabii ki sebeplerinden bir tanesi şu. Geçen sezonu herkes düşününce bu sezon ne olursa olsun daha olumlu geliyor. Yani geçtiğimiz sezonun yani Grasau'daki kamp, yani Münih'e yakın olan bölgede yapılan kamp. Transfer yok ortada kampta. Evet. Şenol Hoca'nın biz sistemli olduğunu biliyoruz. Konuşuyoruz. Şenol Hoca en azından iki transfer buraya gelmeliydi diyor. O dönem için. Yani bunlar geçmişte kaldı ama hani orada o cendere, orada girildi o cendereye ve çıkılamadı için içerisinden. Bu sezon şimdi bakıyorsunuz işte Paulista geldi savunmaya, ortası hücum hattına, ortasan hücum tarafına. Rafa Silva, Santrafor'a Immobile. Dolayısıyla bu sadece taraftarı değil. Kulüpteki personeli de, personelin dışında o sahaya çıkacak mevcuttaki takım arkadaşını da çok etkiliyor. Takım arkadaşları da daha pozitif bakabiliyorlar konuya. Şimdi düşün, geçtiğim sezon yaptığın röportajda mesela takıma dair bir şey sorsan sürüncemede kalıyorlar. Evet. Bu sezon daha net cevaplar verebiliyorlar. Paulista, Rafa Silva, Immobile alındı. Daha güçlü olduklarını onlar da hissediyor. Yani var böyle ifadeler. İşte Salih Uçan mesela söylemiş, işte hani artık kanat bekliyoruz de, mesela futbolu eğlenerek, gülerek bunu söylüyor. Hani santrafor alındı, on numara alındı, stoper alındı, bir de kanat bekliyoruz artık. Bunu gülerek söyleyebiliyor oyuncu çünkü dediğim gibi kamp atmosferindeki pozitif yansıma geçiyor. Geçtiğimiz sezon hepimiz nasıl bir kamp geçiriyoruz dedik. Yani bunu dışarıda kalanlar olarak, hani bir o kamp otelinin içindekiler var. Bir de biz onun dışındaki dış göz olarak bakanlar var. Herkes için çok stresli bir kamp. Biz nasıl bir kamp geçiriyoruz dedik. Bir de o otelin içindekileri düşün, nasıl kamp geçiriyorlardı. Dolayısıyla bu sezon en azından böyle hani iletişim de bir yerde artık pozitiflik yaratıyor. Yani o herkese geçtiği takdirde işine daha fazla sarılıyor. Olumsuz şeyleri düşünmediğin zaman konsantrasyonunuz daha yüksek olabiliyor. Ve dolayısıyla da sizin hedefleriniz doğrultusunda geleceğe biraz daha ümitli bakabiliyorsunuz. Geçen sezon Beşiktaş, bugünler itibariyle konuşuyorum, kamp yaparken vesaire çok fazla ümitli bakamıyordu. Taraftar bakamıyordu. Belki hoca bile bakamıyordu. Futbolcular bakamıyordu. Ama bu sezon bu biraz daha iyi bir noktada ilerliyor. Dediğim gibi yani benim kampta senden sonra geldim. Ama ilk iki günkü izlenimim, hani bundan önce Abdullah Hoca'nın kampını takip ettim, Şenol Hoca'nın kampını takip ettim, Sergen Hoca dönemini takip ettim. Sergen Hoca da basında çok iyi ilişkilere sahip biriydi. Yani çalışma alanımızı rahat bırakabiliyordu, röportajlar vesaire. Şenol Hoca biraz daha farklıydı, onun sınırları daha keskin olabiliyordu. Abdullah Hoca'nın da özgürlüğü vardı gerçekten, ben onu da yaşadım. Ama ilk kez Giovanni Van Bronckhorst'a aynı sahayı paylaştım. O da bize alışıyor bu arada. Yani evet, konu şey değil. Kesinlikle. Bize alışmaya çalışıyor. İkili farklı farklı bir ekolden geliyorlar. Farklı futbol kültürlerine alışmışlar. Farklı medya mensuplarıyla, gruplarıyla o ilişkileri yürütmüşler. Şimdi buradaki ortamda bence o da etkileniyor. Elbette biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bugün sahayı paylaştık. Yarın antrenman var. Evet, takip edeceğiz. Ama dediğim gibi bana İkinci günü, üçüncü günüm mü? At, ben de sayamam bu arada çok. Senin ikinci günün, altıncı günüm. Dolayısıyla bana da geçti yani. O olumlu pozitif hava, kamptaki olumlu pozitif hava bana da geçti. Burada özür diliyorum. Şunu da söyleyeyim. Yani Serdar Hoca, Serdar Topraktepe, Samet Aybaba, Feyyaz Uçar, Mete Vardar. Bunlar
Yani o çizginin dışında tutmuyor kimseyi. Yani soru sorulduğunda cevabını alma belli çerçevelerde. Tabii ki transferi kimse söylemeyecek. Onu işimiz tabii bulmak. Ama en azından muhatap bulabiliyoruz karşımızda. Bu ortam. Güzel, bu güzel, evet. Buradaki o atmosferi yaratanlar da, oluşturanlar da bence bu kampta bu saydığım isimlerdi. Biraz da aslında tabii kamptan yansıyan önemli detaylar var. Bence altını tekrar tekrar çizmekte fayda olabilir. Ernest Muci izinli olmasına rağmen tatilini erken noktalayıp 10 Temmuz günü buraya Slovenya kampına geldi. Yapmış olduğumuz röportajda o da bahsetti. Bu sezonun zor geçeceğini düşündüğünü, yeni bir teknik ekiple çalışacağını ve bu yüzden aslında Muci de burada ilk günden itibaren buraya gelmek istediğini ve takımla beraber çalışmalara katılmak istediğinin altını çizmişti. Bence önemli bir nokta. Buna ek olarak Semih aynı şekilde bir Avrupa Şampiyonası süreci geçirmesine rağmen İstanbul etabında takımla aslında ilk planlama o şekildeydi, takıma katılması yönünde, ama o da tatilini erken noktaladı ve 13 Temmuz akşamı Immobile ile beraber buraya Slovenya'ya geldiler ve bugün de takımla çalışmalara başladı. Çok kısa biraz transferi de konuşalım istersen. Cenk Tosun'dan bir veda paylaşımı geldiğini öğrendik son dakikalarda. Cenk konusunda çok kısa bir bilgilendirme yapayım ben. Süreci en azından tarafların zarar görmemesi adına şu şekilde özetleyebilirim. Beşiktaş açısından Cenk Tosun konusundaki planlama çok daha farklı olduğu için, taraflar Avrupa Şampiyonası sonrasında yeni bir görüşme yapmadığı için aslında bir anlamda Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yolları ayrılmıştı. Bundan sonraki süreçte taraflar için de tabii ki biz de hayırlı olmasını diliyoruz. Beşiktaş açısından Cenk Tosun sürecini bu şekilde özetleyelim. Avrupa Şampiyonası sonrasında Cenk Tosun'la Beşiktaş cephesi herhangi bir görüşme gerçekleştirmemişti. Bu anlamda yolların ayrılmasına, bu sezon Beşiktaş'ın santrafor bölgesi için çok daha farklı bir planlamaya gidilmesine karar verildi ve Immobile, Rafa Silva, Gabriel Paulista o gün direkt ilk 11'de oynayabilecek çok önemli 3 takviye. Bundan sonraki takviyenin nereye olmasını bekliyorsun? Yani beklenen mevkiler birden fazla olduğu için hani öncelik burada sol stoper diyemem. Merkez, işte sol kanat, sağ kanat, orada kanat forvet oynayabilen, özellikle her iki kanatta oynayabilen bir oyuncu bakılıyor. Belki yarın öbür gün bek konusunda da gelişmeler olabilir. Beşiktaş'ta şu an önemli olan biraz hani bu üç transferden sonra dış transfer değil de iç transferde ayrılıklar. Elbette bu süreçte stoper görüşmesi, orta sahaya takviye görüşmesi ve kanat forvetler yapılacak. Yerli oyuncu konusunda da Beşiktaş'ta bir istek arzu var yönetim tarafında. Ama İşin bir de sıkıştıran tarafı var. Yani 19 oldu diyor bir yerde. 12'ye düşecek bu diyor. Yani diğer türlü kaç oyuncu bırakabilirsiniz? Dolayısıyla burada da artık gözler, şimdi transferi yapan taraf da bakıyoruz. Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar gittiler, aldılar, geldiler. Bir de gönderecek olan Brad Friedel. Bu iş için özellikle yönetim kurulu danışmanı olarak, evet, özellikle bunun için ilgili, evet. Tabii başka konularda da bu danışmanlığı tabii yapacak ama özellikle bunun için getirildi ve şu ana kadar Valentin Rozier, Emre Can Bulut'u saymıyorum ki yabancı oyunculardan, sıkıntısı yabancı oyuncular şu an Beşiktaş'ın. Rozier gitti, bedelsiz ayrıldı. Brad Friedel'dan yeni işte bu ayrılık haberlerinin gelmesini bekliyor transferi yapacak diğer ekip. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ta kısa süre içerisinde artık 1-2 en azından bu kampa getirilmeyen oyunculardan bahsediyorum. 1-2 ayrılık bekliyoruz ve devamında da zaten kampa getirilmeyenler gözden çıkarıldı. Devamında da Giovanni Van Bronckhorst'un vereceği raporla birlikte bazı oyunculara, mevcut kamptaki bazı oyunculara teklifler var. Kiralık ama bonservisiyle. Onlar değerlendirecek. Mesela Gino Onana bugün kampta değil mi? Şimdi sen daha fazla takip ettin. İyi çalıştığı söyleniyor. Eskiye göre istekli görüntüsü var abi. Biraz daha fit olduğu söyleniyor. Yani vücudu daha iyi noktada olduğu söyleniyor. Şimdi dolayısıyla Gino Onana kalacak mı, gidecek mi? Van Bronckhorst ne derse olacak. Hani kamp bittikten sonra da 3, 4, 5, 6, 7 gitmesi gerekiyor. O gün çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Değerli yorumlarını bizimle paylaştığın için. Melike Çelik, Beşiktaş'ın Slovenya kampından ve aynı zamanda siyah beyazların transfer gündeminden tüm yansıyanları o günle beraber aktarmaya çalıştık. Biz yine kamp süresince ve elbette Beşiktaş'a dair tüm gelişmeleri yaşandığı anda bu ekranlarda aktarmaya devam edeceğimizi ifade edip şimdilik sözü tekrardan size bırakalım.